Kameralarımızı stüdyomuza çeviriyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili, aynı zamanda Meclis Sağlık Komisyonu üyesi, doktor bir siyasetçi Fikret Şahin. Hoş geldiniz Sayın Efendim, Şahin. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi doktorlar aylardır, yıllardır yani sağlıkta şiddet, maaşlar, çalışma koşulları, özlük hakları, pek çok sıkıntılarını anlatıyorlar. Hem hekimler hem sağlık çalışanları. Şimdi 7 Ocak sizin için önemli bir tarih, ona geleceğim ama önce hekim maaşları ne oldu bu zamlarla? Tatmin edici oldu mu? Çünkü özellikle yeni başlayanlar için çok sıkıntılı durum, bunu biliyoruz. Peki ben kendi fikrimi değil ama bakın elimde bir OECD'nin 2022 Avrupa Komisyonu'na birlikte yapmış olduğu bir rapor var. Burada 27 tane Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyesi olmayan OECD üyesi toplam 38 ülkeyle Türkiye'deki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanların maaşları karşılaştırmış. Türkiye inanın en sonlarda. En son sıralarda. Yani hekimler emeklerinin karşılığını bu ülkede maalesef alamıyorlar. Dolayısıyla da bakanlığın vermiş olduğu rakamlara bakacak olursak da kamudan istifalar her geçen gün giderek artıyor. Onun da ötesinde yurt dışına gidişler de katlanarak artmakta. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'na daha önceki aylarda yöneltmiş olduğumuz bir soru önergemiz vardı. Covid salgının başlangıcından itibaren yani 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren günümüze kadar yaklaşık olarak 35 aylık süreçte kaç hekim kamudan istifa etti diye sorduğumuz zaman Sayın Sağlık Bakanı verdiği cevap şöyle: toplam efendim 13.557 hekim kamudan istifa etti 35 ayda. Bunun 6.500 35 ayda ayda 13.557 hekim kamudan istifa etti. Çok ürkütücü bir Eğer bunu rakam. 35'e bölersek bu rakamı Özlem Hanım, her ay 400 tane hekimimiz maalesef kamudan ayrılıyor, istifa ediyor. Yani her ay düşünün bir Hacettepe gibi, İbn-i Sina gibi bir hastane boşaldığını düşünün. Her ay bu şekilde 400 hekimimiz ayrılıyor ve... Zaten özür diliyorum, Buyurun. uzun erimli bu tedavilerde hastalar çok zor durumda. Çünkü hekim yıllardır üniversite hastanesinde, örneğin bir kanser hastası devam ediyor ama o hekim oradan ayrılmış. Tabii haklı olarak hastalar aynı hekimle devam etmek istiyor. Çok ciddi problem Bu hastalar dediğiniz artık açısından. Türkiye'de imkansız hale geldi. Yani kamu hastanesinde devamlı bir sirkülasyon var. Hekimler devamlı yer değiştirmek durumunda kalıyorlar. Haklı olarak tabii yeteri kadar özlük hakları karşılanmadığı için ve çalışma koşullarının çok ağırlığı sebebiyle sağlıktaki şiddetin çok yüksek noktaya ulaşması nedeniyle dikkat edin sağlıktaki şiddetin belki %90'lık kısmı kamu hastanelerinden. Yani özel hastanelerde veya diğer sağlık kurumlarında şiddet olayları daha azdır. Kamu hastanelerinde şiddetin yüksek olması da yine kamudan uzaklaşmanın diğer bir gerekçesidir. Yine bakınız yurt dışına çıkan hekim sayısı da geçen yıl itibariyle 2.685 olmuştur. Yani her ay yaklaşık olarak 225 hekimimiz de geçtiğimiz yıl yurt dışına gitmiştir. Özetle her ay 400 hekimimiz kamudan istifa ediyor, 225 civarında hekimimiz de yurt dışına gidiyor. Yani sonuç itibariyle bizler Türkiye'ye Avrupa Birliği gibi gelişmiş olan ülkelere hekim ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Bakın adamlar o kadar şanslı ki yani Avrupa Birliği veya hekimlerimizin gittiği ülkeler maliyeti sıfır nitelikli hekime sahip oluyorlar. Yani biz yıllardır eğitim veriyoruz, masraf ediyoruz ülke olarak ama onlar o eğitimli Eğitilmiş insanlarımızı insanları alıyorlar. alıyorlar. Neden? Neden? Tabii burada Sağlık Bakanlığı'nın yönetim tarzına bakmamız gerekir ve Sağlık Bakanlığı da kendini bir çek etmesini istiyoruz. Şöyle ki, neden acaba şu anki Sağlık Bakanlığı yönetiminde bu kadar çok hekim yurt dışına gidiyor ve kamudan ayrılıyor? Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok hekim istifa etmemiştir, kamudan ayrılmamıştır. Bu kadar hekim yurt dışına gitmemiştir. Burada mevcut Sağlık Bakanlığı yönetiminin ve mevcut Sağlık Bakanlığı'nın ve mevcut iktidarın, AKP iktidarın sorumluluğu yok mudur? Bunu sormak istiyorum. Elbette var. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderlerse gitsinler demişti. Tamam işte bu da en büyük bir sağlıkta şiddetin en üst noktadaki bir tezahürü sonucu itibariyle. Bakın giderlerse gidilsin denildi ve gidiyorlar hekimler. Nasıl durduracaksınız? Nasıl durduracaksınız? Şimdi bugün bakınız ben İngiltere'den bir gazetenin bir başlığını getirdim size. Efendim işte tabii bizim de AKP iktidarının
iktidara geldikten sonra 2003 yılında uygulamaya koyduğu sağlıklı dönüşüm programının en önemli basamaklarından biri olan şehir hastanelerini örnek aldı. İngiltere'nin sağlık sisteminin çöktüğünü gösteriyor. Burada çöktüğüne dair şöyle bir kameraya doğru gösterebilirsek. Yani, evet. Evet, bakın. Aldığımız sağlık programını, örnek aldığımız İngiltere'de efendim, ulusal sağlık sisteminin çöktüğü burada söyleniyor. Ve burada çarpıcı... Galiba son iktidarların, hepsinin payı olduğu ifade. İçeride çarpıcı bir nokta var. Burada diyor ki, efendim diyor, bakınız şu bölgede, şu kısımda işaretlediğim yetenekli personel kaybı bir an önce durdurulmalıdır diyor. Bakın, yaşayanlar bunu söylüyor. Şu anda biz zaten yıllardır kan kaybediyoruz. Yıllardan bu yana pek İngiltere çok nitelikli hekimimiz gidiyor. Tabii. Vahim durumda. İşte biz de örnek aldığımız şehir hastaneleri modeli bu. Efendim performans sistemi bu. Yani tabii Allah göstermesin ama geleceğimiz noktada sonunda böyle olacak. Bu şekilde olacak. Biz önceden uyardık bunu ve giderek maliyetler artıyor. Bugün tabii konu konudan böyle dallanıyoruz ama bugün Sayın AKP Genel Başkanı grup toplantısında efendim Genel Başkanımızın resminin altında efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehir hastaneleri gereksiz dediğine dair gerçekle uyuşmayan bir ifade kullandı. Bunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman hastaneler gereksiz dememiştir. Biz şehir hastanelerinin maliyetlerinin çok yüksek olmasından şikayetçiyiz. En az 8 kat daha fazla bir maliyete sahip ol. Onu ben size ilerleyen defalarca anlattınız. Bu kadar yatak sayısı tabii, fazla. Bu büyük hastanecilik artık dünyada terk edildi. Tabii. Bunları defalarca anlattınız. Aslında bence bunlar biliniyor ama bir öyle bir yol alındı ki oradan geri dönülemiyor. Bu bir psikolojik kaçıştır. Yani suçluluğun bir yansımasıdır. Suçluluk psikolojisi sebebiyle siz gerçekleri söylüyorsunuz ama bu gerçekleri yatsımayıp size yansıtma psikolojisidir. Devamlı suretle Sayın AKP Genel Başkanı ve Sayın Sağlık Bakanı şehir hastaneleri konuları açıldığı takdirde devamlı savunma refleksi içinde bu şekilde yansıtma refleksi gösteriyorlar. Özü şudur, elbette hastanelere karşı çıkmak mümkün değildir. Keşke çok daha iyi sağlık sistemine sahip olmuş olsak, vatandaşlarımız şikayetleri olmasa. Hekimlerimiz kendi ülkelerinde kalsa, çalışsalar ve herkes buradan hem hizmet alan hem hizmet veren kesin memnun olsa ama öyle değil. Demek ki şikayetler var. Tabii bunu perdelemek için de efendim işte Cumhuriyet Halk Partisi şehir hastanelerine karşı böyle bir şey söz konusu değil. Hastaneye karşı olmak söz konusu değil. Söz konusu olan maliyetlerin çok yüksek olmasıdır. Daha ileri noktayı söyleyeceğim. Defalarca söyledim. Mevcut AKP iktidarı yandaşlarına para aktarmak için, kamunun parasını yandaş şirketlerine aktarmak için şehir hastanelerini bir paravan olarak kullanmaktadır. Ve döviz bazında para aktarmaktadır. İmkanı vardır, Türk lirasına çevirme imkanı vardır ama çevirmiyor çünkü yandaşlarına para aktardığı için. Ve devamlı suretle de bu nedenle Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Bakan devamlı suretle bu yanlış giden sistemi savunmak zorunda kalıyordur. Kendi yandaşlarını savunmak adına. Bakınız bir örnek vereceğim ben size. Konuyu tabii biraz daha genişlettik ama şu ana kadar 13 tane şehir hastanesi, 14.sü evet Etlik'te açıldı. Bu zamana kadar tabii Etli çıkartalım. Onun için herhangi bir şu ana kadar bir kira ve hizmet ödemesi yapıldığını zannetmiyorum. Bundan sonra yapılacak. 13 tane hizmetteki şehir hastanesi için son 5 yılda ödenen kira ve hizmet bedeli 61 milyar 638 milyon lira. Devletin kendi resmi rakamları. Eğer biz bu şekilde kira ve hizmet bedeli vermeyip aynı yılda efendim, ihaleye çıkıp bir devlet hastanesi yapmış olsaydık, 500 yataklı devlet hastanelerinin yatak maliyetini ortalama olarak aldık. 13 tane şehir hastanesi yerine elimizde tam 169 adet 500 yataklı hastane olacaktı. Ve yatak sayımızda efendim, 13 tane şehir hastanesinin 18.625 yatağı var. Devlet hastanesi yapmış olsaydık 84.381 yatağımız olacaktı. Bakın. 13 hastane bir tarafta, 13 bin yatak var. Diğer tarafta 169 tane hastane ve 84 bin, 85 bin civarında yatak var. Ve bir sefer ödeyeceksiniz. Burada 5 yıl ödendi, daha en az 20 yıl daha ödenecek. İşte biz buna itiraz ediyoruz. Sayın AKP Genel Başkanı'na da buradan sesleniyoruz. Ya buyursun, Sayın Bakan'la biz karşı karşıya gelelim bir programda. Siz sorun veya kendi istedikleri yandaş kanallarında bu rakamları önlerine koyalım. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle hastanelere karşı değildir.
hastaneler üzerinden yapılan soygun sistemine karşıyız. Vatandaşımızın tüy bitmemiş yetimin hakkı yenilmektedir burada ve İngiltere'den örnek alınan noktayı da şu anda görüyoruz. 7 Ocak tarihine geçelim mi Sayın Şahin? Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle izleyicilerimize ben bir hatırlatayım, siz sonra detaylıca anlatın. Tabii tabii efendim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini söylemişti ve demişti ki dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek. Ne bekliyorsunuz? Efendim, Sağlık Bakanı ne demek istediğini açık açık söylesin. Yani karşısındaki kişiler kendisi gibi tıp eğitimi almış, yeterli donanıma sahip, ne söylendiğini anlayabilecek insanlar. Sağlık Bakanı 6 Ekim'den itibaren yönetmelik o kadar absürt bir yönetmelik ki nasıl savunacağını, nasıl bunu noktaya geldiğini izah edemiyor bir türlü. Şöyle olacak, böyle olacak. 6 Ekim tarihinde siz yönetmelik çıkarttınız ve diyor ki yönetmelikte, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Yürürlüğe girdi, halen herhangi bir uygulama yok. Efendim 3 ay süre tanıdık, 6 ay olacak. Yok yeni şeye göre ayarlayacağız. Anlamsız bir yönetmeliktir Özlem Hanım sonuç itibariyle. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tıp eğitimi alıyorsunuz. Bu ülkede hekimlik yapma yetkisini almışsınız üzerinize. Ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına göre de bir serbest çalışma yetkisini almışsınız, muayenehanenizi açmışsınız ve bu kurallar çerçevesinde çalışıyorsunuz. Siz bir gün çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki bir yönetmelik yayınlıyorsunuz. Siz artık ameliyat yapamazsınız diyorsunuz. Ne yapacak? Yani siz bir Sağlık Bakanlığı olarak hekimlerinizin çalışma koşullarını düzeltmeniz gerekirken, onların önlerini açmanız gerekirken, onlara daha rahat bir çalışma imkanı tanımanız gerekirken, üstelik de hekim sıkıntısı yaşadığımız bu dönemde her ay 400 hekimin gittiği bir dönemde. Neden gidiyor işte? Yani Sağlık Bakanı kendini burada sorgulasın. Tutuyorsunuz hekimleri çalışmaz hale getiriyorsunuz. Diğer taraftan pek çok kişi sahte hekimler. Bakın bugün de pek çok televizyon kanallarında gördük. Sahte hekimler var. Efendim bilim dışı, modern tıp dışı bir takım tedavi uygulayan hekim dışı kişiler var. Bunlara hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunlar ortalarda ciret güçlü atıyor. Yani evet. Güçlü dedim, sesleri ne kadar yüksek çıkıyor. Sosyal medyada o aşı karşıtı bir cephe vardı. Evet, evet, evet. Yani inanamadım. Mesela kendine hekim diyenlerin bir kısmının hekim olmadığı ortaya çıktı. Ya da kendi uzmanlık alanı dışında her alanda ahkam kesen, çok enteresan önerilerde bulunan bilim dışı insanlar peyda olmuş. Evet. Enteresan bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Bilimin reddedildiği. O yüzden şimdi hekimler kaçarken biz bunların eline düşersek halimiz harap. Buyurun. Özlem Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Bakın çok güzel ifade ettiniz. AKP döneminde Türkiye'de Türk tıbbı gerilemiştir ve bilimsel zeminden uzaklaşmıştır. Efendim hiç anlamsız bir takım geleneksel yöntemler diyerek bir takım tıbbi olarak modern bilimsel yöntemlerden uzaklaşılmıştır ve bu uygun değildir. Bakın bir devlet hastanesinde bir tıbbi sülük ihalesi açılabilir mi? Bir devlet hastanesinde efendim, sülük tedavisi sülük, yapılacak diye 500 evet. tane tıbbi sülük alım ihalesi diye resmi, devletin resmi efendim yazısında var. 500 tane tıbbi sülük alım yapmış. Ne yapacaksınız? Sülük tedavisi yapacağız. Siz bakanlık olarak kendi hekimlerinize ameliyat yapmasını engelliyorsunuz ama sahte hekimler, Suriyeli hekimler ruhsatsız yerlerde çalışabiliyor. Dediğiniz gibi efendim hacamatçısı, sülükçüsü, kupacısı ortalarda ben şifa dağıtıyorum diye geziyor. Nerede bu arada bilimsellik annemle yok. Annemle babam için göz için bir devlet hastanesine gittik. Orada ekipman yoktu. Çünkü şehir hastanesine götürülmüş ekipman bulacaklar göz. Ettik şehir hastanesine taşınmış, sonra tekrar vazgeçilmiş. Tekrar dediler ki ameliyathane malzememiz yok, bekliyoruz gelsin. Ya bir basit katarakt ameliyatı için bile. Özlem Hanım bizim aslında güzel işleyen bir sağlık sistemimiz vardı evet. Yani ama bir takım aksaklıklar var mıdır? Vardır yani. Günün getirdiği koşullara uyarlanabilir. Veyahut da sizin nüfusunuz giderek yaşlanır, yaşlanıyoruz ve buna bağlı bir takım tedaviler veyahut da bir takım ihtiyacımız olan branşlarda daha fazla hekime ihtiyaç olabilir. Bunları giderebilirdiniz. Yani Cumhuriyet tarihinden itibaren 1923'ten AKP'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar gelen bir ulusal bir sağlık sistemimiz vardı. AKP efendim ben değiştireceğim diyerek bu birikimi
eriğin tersine itti. Kendince bir sistem kurmaya çalıştı. Bakın yama tutmuyor artık. Sağlıklı dönüşüm dediler. Dönüşe dönüşe efendim bu hale geldiler. Şimdi hasta randevu alamıyor. Ameliyat yapılamıyor. Cihazlar burada. Bu hastaneyi açacağız. Açarken şu hastaneyi kapatacağız dediler. Toplumdan gelen büyük reaksiyon ve ihtiyaçlarının yoğunluğu sebebiyle o hastaneyi yok kapatmayacağız dediler. Halbuki hastanedeki cihazları aldılar, öbür tarafa götürdüler. İşte sizin yaşadıklarınız bunlar. Yani bir tutarsızlık, bir gel gitler devam ediyor. Özür diliyorum, sözünüz kestim. Kimi hastaneler kapatıldı ama pandemide onlara muhtaç olduk Ankara'da. Mecbur. O köklü hastaneler açıldı, pandemi hastanesi olarak işlev gördü. Elbette getirdikleri sistem diğer bir itiraz noktası da tabii. Hem bizler açısından hem özellikle sağlık çalışanları açısından mimari yapısı bu şehir hastanelerinin sağlık sisteminin ekip şeklinde çalışmasına imkan tanımıyor. Çok büyük devasa olmaları sebebiyle hekimler birbirlerinden bir hayli uzaktalar. Bir hastanın konsültasyonu dahi birkaç saat alıyor. Acil vakalarda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sonuç itibariyle dünyada uzaklaşmış olduğu, dünyanın terk ettiği yöntemi siz yandaşlarınıza para aktarmak amacıyla getirdiniz ve Türkiye şu anda işte onların sorununu yaşıyor. Dolayısıyla 7 Ekim yönetmene gelecek olursak, serbest çalışan hekimlerimizin mesleki özgürlükleri ve serbest çalışma haklarını engelleyen, anayasaya ve yasaya aykırı olan bir yönetmeliktir. Zincir hastanelerin isteği üzerine getirmiş bir yönetmeliktir. Sayın Sağlık Bakanı da bir zincir hastane sahibidir. Ve özellikle de hekim arkadaşlarımız, Sayın Bakan'ın sahip olduğu hastanenin ismini anarak efendim bu yönetmeliğin iptal edilmesini söylemektedirler. Ve 27 Aralık'ta İstanbul Tabip Odası'nın öncülüğünde efendim işte yine Sayın Sağlık Bakanı'nın sahip olduğu Zincir Hastane grubunun Bağcılar'daki hastanesinin önünde bir beyaz önlük bırakma eylemi yaptılar. Tabi bu bir bakan için çok acı, yani bir meslektaşlarınız sizin için. Yani biz artık sizin getirdiğiniz bu yönetmelikle ameliyat yapamayacağız, mesleğimizi yapamayacağız ve önlüğümüzü bırakıyoruz demesi bir bakan için çok acıdır. Onun hastanesinin önüne bırakılma, Sağlık Bakanlığı yerine oraya bırakılması da çok manidar dediğiniz gibi. Yani neden? Çünkü hekim arkadaşlarımız bu yönetmeliğin işte Sağlık Bakanı sahip olduğu zincir hastanelerin isteği üzerine çıkarıldığına dair büyük bir kanaatleri var. Bunu tepki vermek için orada yapıyorlar. Ve Sayın Bakan biraz önce söylediğiniz açıklamayı, muayenehane hekimlerin efendim biz işte revize edeceğiz gibi açıklamalarında bu eylemden sabah yaptı. Yani eylem öğlen yapılacaktı, o açıklamayı sabahtan yaptı. Şimdi yine herhangi bir değişiklik yok ve hekim arkadaşlarımız evet tedirgin mi? Tedirginler tabii ki, yani biz mesleğimizi nasıl devam ettireceğiz diyorlar. Aslında sorun gayet basit de çözülebilir. Hem vatandaşlarımız açısından hem de hekimlerimiz açısından. Siz özel hastanelere tanıdığınız sosyal güvenlik kurumuyla anlaşma yapma hakkını serbest çalışan muayenehane hekimleriyle de yaparsanız, vatandaşlarımız muayenehanelerden ücretsiz şekilde hizmet alırlar. Bunun karşılığını sosyal güvenlik kurumundan alacaklar elbette. Vatandaşlarımızın muayenehanede yazıldığı reçeteler eczaneler tarafından karşılanır. Yine istenilen tetkiklerde kamu hastane ve özel hastanede yapılabilir. Hatta kamu hastanelerin ameliyathaneleri de serbest çalışan hekimlere açılır ve vatandaşlarımız da ameliyatlar için günlerce, aylarca sıra beklemezler ve istedikleri hekime de ameliyat olabilirler. Hem siz vatandaşınızı memnun edebilirsiniz hem de hekimlerinizi ve hekimlerin de yurt dışına gidişini engellemiş olursunuz. Ve bakın sorun ortada olduğu için, çözülemediği için yine 8 Ocak tarihinde, yani önümüzdeki pazar günü saat 12'de İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda büyük hekim buluşması isminde bir basın açıklaması yapılacak. Önünde basın açıklaması yapılacak. Evet, yine hekim arkadaşlarımız orada olacak. Ben de büyük olasılıkla bu toplantıda olacağım. Hekimlerimiz diyorlar ki biz ülkemizde kalmak istiyoruz. Mesleğimizi yapmak istiyoruz. İnsanımıza, kendi milletimize hizmet etmek istiyoruz. Bizim sesimizi duyun. Bizim serbest çalışma hakkımızı engellemeyin. Biz ameliyat yapmak istiyoruz. Gerekirse kamu hastanelerin ameliyathanelerini de bize açın. Biz gidelim orada vatandaşımıza hizmet edelim. Üstelik de süt fiyatları üzerinden sosyal güvenlik kurumuyla da anlaşmayı da biz istiyoruz diyorlar. Neden buradan kaçıyorsunuz? Neden illa efendim zincir özel hastanelere biz hizmet etmek istiyoruz diye bir mantıkla hareket ediyor bakanlık? Evet, bunu sorguluyoruz. Bunu vatandaşlarımıza dikkatini sunmak istiyorum. Şu iddiaya dair bakan hiç açıklama yaptım. Bu çok önemli. Yani bundan 20 yıl önce olsa yer yerinden oynardı. Dediniz ki
bu yönetmelik zincir hastanelerin isteği üzerine getirilmiş ve bizzat bakanın sahibi olduğu zincir hastaneler üzerine. Evet. Onlar için getirilmiş bir yönetmeliktir. Bununla ilgili bakan bu iddiaya bir yanıt verdi mi bugüne kadar? Özlem Hanım vermedi. Hatta bütçe görüşmelerinden plan bütçe komisyonunda olsam genel kurulda Sayın Bakan'ın sahip olduğu zincir hastanenin bir ucunun da mesela İngiltere'de bir özel hastane açacağını duyumunu aldık ve bunu kendisine de söyledim. Herhangi bir yani buna itiraz gelmedi. Demek ki zimnen kabul etmiş oldu Sayın Bakan. Şuna dikkat çekmek istiyorum size. Bir sağlık bakanı başka bir ülkede, demokratik bir ülkede hem zincir hastane patronu olacaksınız, hem efendim yurt dışında hastane açacaksınız, hem de sağlık bakanlığı yapacaksınız. Yani siz sağlık bakanlığında oturabilir misiniz? Mümkündür yani. Düşünün şimdi. Mevcut sağlık bakanımız gidiyor İngiltere'de bir hastane açacak söyleniyor. Bunu söyledik kendisine. Yok itiraz da gelmedi. İngiltere sağlık bakanı acaba gelip Türkiye'de bir özel hastane açmış olsa İngiltere Sağlık Bakanlığı'nda bir dakika daha kalabilir mi? Kalamaz. Yani siz devletin... Kalmaması gerekir. Kalmaması gerekir. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı da karar vermek durumda. Sağlık Bakanlığı mı yapacak yoksa özel hastane patronluğu mu yapacak? Şimdi içten bir çelişkisi var Sayın Bakan'ın. Bir taraftan kendi grubunu korumaya çalışıyor, onun çıkarlarını kollamaya çalışıyor. Diğer taraftan da bakanlık yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir çatışması var. Birinden birini tercih edecek. Demek ki şu anki tercihi getirdiği yönetmelikle kendi zincir hastane gruplarına yönelik bir tercihi var. Ama vatandaş sağlık hizmeti bekliyor. Vatandaş ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti görmek istiyor. Bir kez daha tekrar edelim. Buyurun. İsterseniz elbette, son tabii. Saniyelerimiz tabii, 8 tabii. Ocak İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği ortak eylemi bir basın açıklaması 8 Ocak. Pazar günü saat 12'de Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak. Evet, hekimlerimiz orada olacaklar ve bu yönetmeliğe karşı çıktıklarını ifade edecekler orada. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fikret Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Için. İyi sağ çalışmalar sağ diliyoruz. İyi değerli izleyenler, reklam arası saat başı tekrar birlikte olacağız.